Mersin'de bir grup taşeron işçisi kendilerine kadro verilmesi için toplu olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden mesaj gönderdi. Mersin kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda bir araya gelen taşeron işçiler, üzerinde "söz verdiniz tüm taşerona kadro" yazan yelek giyerek eylem yaptı. Cep telefonlarıyla Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'a "kadro hakkımız" yazan tweet atan işçiler kadro istediklerini söyledi. Mersin Kamu Taşeron İşçileri Platformu dönem sözcüsü Ertuğrul Saltuk, kadrosuz işçiler 500 bin tweet hedefiyle her gece saat 21'de Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tweet atacak dedi. Bizler Türkiye Kamu Taşeron İşçileri Platformu olarak bir araya geldik. Sayın Başbakanımızın yapmış olduğu tüm taşerona kadro açıklamasından sonra havalara uçtuk. Peki ne oldu? 3 saat sonra Sayın Maliye Bakanımız "böyle bir şey yok" dedi. Özel sözleşmeli personel statüsünde bir statüyle geldi karşımıza. Bu bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bütün kamudaki işçilerle aynı işi yaptığımız için bizler de onlarla eşit şekilde çalışmak istiyoruz. Sayın Başbakanımızın seçimlerle vermiş olduğu vaadin, yani tüm taşeron kadronun hakkı olduğumuzu talep edip tüm taşeron işçiler adına kadro talebimizi iletiyoruz. Bunun için taşeron işçiler sosyal medyada birleşiyor diye bir grup kurduk. Sosyal medyada bütün Türkiye'deki taşeron arkadaşlarımızla örgütlenip Sayın Maliye Bakanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çalışma Bakanımıza her gün tweet atıyoruz. Tweetler kitleme aşamasına geldi şu anda. Türkiye'de çalışan bütün taşeron işçi arkadaşlarımızla duyarlılığa davet edip bize destek veren bu grupta önce kamu Karayolları İşçi Platformu'na, Karayolları İşçiler Birliği'ne çok teşekkür ederiz ve bütün taşeron arkadaşlardan da desteklerini bekleriz. Adana Kamu Taşeron İşçileri Platform Başkanı Mine Kozlu ise "biz özel sözleşmeli personel statüsü değil, gerçek kadro istiyoruz" dedi. Biz bu şeyi kabul edemeyiz. Çünkü bu işçinin bütün haklarını elinden alıyor. 3 yıl sonra ne olacağını hiç kimse bilemez. Hiç garantisi yok bu yasanın içerisinde. Aynı zamanda sınav sistemi ve performans. Bu sınav, hani işçinin 10 yıllık işçi, ilkokul mezunu neye göre sınava tabi tutulacak? Artı performans dedikleri şey ucu çok açık bir madde. Neye göre performans? Bu gerçek anlamda bize sıkıntı yaratır. Şöyle bir şey, insanlar bu sefer diğer kültürüne gidecek. Amirine sürekli el pençe divan durmak zorunda kalacak. Çünkü performansını düşürecek düşüncesiyle. Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nün telefonu geçen yıl 18.839 kez çaldı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Tarsus'ta geçen yıl polis imdat telefonuna her 30 dakikada bir ihbar yapıldı. Emniyet yetkililerinin açıkladıkları istatistiki verilere göre Tarsus'ta 2015 yılında 155 polis imdat hattı 18.839 kez çaldı. Her 30 dakikada bir gelen ihbarlardan 12.098'i asayiş olayı, 375'i terör olayı, 604'ü kaçakçılık olayı, 5.762 ihbarınsa trafik olayla ilgili olduğu belirlendi. 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde ise 155 polis imdat hattına 3.879 adet ihbar yapılırken, bu ihbarlardan 2.454'ü asayiş olayı, 360'ı terör olayı, 61'i kaçakçılık olayı, 1.004'ü de trafik olayı olarak ilgili ihbarlarla kayıtlara girdi. Tarsus ilçesinde okul yakınlarında ve çocuk parklarında uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen iki kişi yakalandı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda 28 yaşındaki VÇ isimli şahıs okul yakınlarında eroin maddesi satarken yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 11 adet satışa hazır eroin fişi ele geçirildi. Öte yandan ekiplerin yapmış olduğu başka bir operasyonda yine 27 yaşındaki HY isimli şahsın çocuk parkı yakınlarında uyuşturucu madde satmaya çalıştığı bilgisini alan ekipler düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı. HY'nin üzerinden satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edilen iki kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.
Tarsus ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi yakınlarında AU yönetimindeki otomobille Muhittin Erciyes'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yol kenarındaki tarlaya uçtu. Sürücü Muhittin Erciyes ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ramazan Demirkafa ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Muhittin Erciyes ve Demirkafa yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'de sahte paraları ellerinden çıkarmak için bozdurma bahanesiyle esnaf ve vatandaşları dolandıran 3 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı. 4.250 lira sahte banknot ve suçtan elde edildiği öğrenilen 8.000 lirayla yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Mersin-Antalya D400 karayolu üzerindeki otomobil içerisinde durumlarından şüphelenilen 3 kişi Asayiş Büro ekiplerince takibe alındı. Takip esnasında girdikleri bir iş yerinden aceleyle ayrılan zanlılar hakkında bir süre sonra iş yeri sahibi tarafından 155 polis imdat hattına sahte para ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine operasyon başlatan Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 zanlıyı da kıskıvrak yakaladı. Zanlıların kullandığı otomobil ve üst aramasında 100 liralık, 50 liralık banknotlardan oluşan 4.250 lira sahte banknotla suçtan elde edildiği öğrenilen 8.000 lira ele geçirildi. Zanlıların 2 gün önce de Silifke ilçesinde sahte parayla dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi. İfadeleri alınan 55 yaşındaki HG, 46 yaşındaki MEK ile 35 yaşındaki VÜ çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Mezitli Sanayi Sitesi çıkışı 2. çevre yolunda park halindeki pikap motor kısmından bir anda alev aldı. Araç sürücüsü yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verildi. Yangın devam ederken trafikteki araçların yollarına devam etmeleri dikkat çekti. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan araç tamamen kullanılamaz hale gelirken olay yerinde bir itfaiye memuru da yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre olaya müdahale eden itfaiye aracının üstündeki bir itfaiye personeli araçtan yere düşerek yaralandı. Yaralı memur ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı itfaiye memurunun durumunun iyi olduğu açıklandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Koordinatörlüğü'nde diyabeti yenelim, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü düzenlendi. Bozyazı Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nın önünde başlayan yürüyüş, çarşı içerisinden geçilerek Paşabeleni Tepesi'ni takiben Siniçayı Köprüsü'nde son buldu. Etkinliğe Nüfus ve Mal Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü çalışanlarıyla Tekmen Sağlık Lisesi öğrencileri, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrasında bir açıklama yapan Bozyazı İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı, tüm kronik hastalıkların şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve benzer hastalıkların önlenmesinde hareketli yaşamın önemini anlattı. Doktor Acı, katılımcılara teşekkür ederek tüm vatandaşlarımızı hareketli olmaya ve sağlıklı beslenmeye çağırıyorum dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Bisiklet Federasyonu işbirliği ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Tour of Mersin düzenlenen 4 günlük etabın ardından sona erdi. Yarışmalar sonucunda genel klasmanda birinciliği Konya Torku Şeker Spor Continental Spor takımı elde etti. 8 ülkeden 10 takım ve 102 sporcunun katıldığı Tour of Mersin'in son etabı Özgecan Barış Meydanı'nda başlayarak yine aynı noktada son buldu. Yarışmacılar 14 Nisan'da 1. parkurda Anamur Ören'den Gülnar Yanışlı'ya, 16 Nisan'da 2. parkurda Gülnar Yanışlı'dan Mersin Özgecan Barış Meydanı'na, 16 Nisan'da 3. parkurda Tarsus'tan Özgecan Barış Meydanı'na ve 17 Nisan'da da 4. etapta Mersin'de şehir merkezinde pedal çevirdi.
Renkli görüntülerin yaşandığı Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, Tour of Mersin'in son gününde dans gösterilerinden akrobasi gösterilerine kadar birçok etkinlik Özgecan Barış Meydanı'nda Mersinlilere sunuldu. Ve Latin müziğinin ünlü ismi Gatto Gabriel konser verdi. 4 gün boyunca toplamda 556 kilometre yol kat edilen yarışa Türkiye'den Konya Torku Şekerspor Kontinental bisiklet takımı damga vurdu. Yarışmanın son gününde 4. etap klasmanında birinciliği Nasır Dubai takımından Ebuluce Esaid alırken Nasır Dubai takımından Abdulhamdi Yusuf ikinciliği, Minsk Bisiklet Kulübü'nden Ramanao Raman üçüncülüğü göğüsledi. Yarışların etap klasmanını sarı mayoda ve yokuş klasmanı turuncu mayoda Torku Şekerspor Kontinental bisiklet takımından Nazım Bakırcı birinci olurken sprint klasmanında turkuaz mayoda ise birinciliği Nasır Dubai takımından Ebaluce Esaid aldı. Ödül töreninin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Yılmaz, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine organizasyona vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür şilti takdim etti. Ödül töreninin sonunda ünlü sanatçı Gatto Gabriel konser verdi. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan sezonunun 29. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Mersin İdman Yurdu'nu ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçta 4-1 mağlup etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve hakem Serkan Çınar'ın düdük çaldığı maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 7. ve 9. dakikalarda Volkan Şen, 57. dakikada Fernandao ve 63. dakikada penaltıdan Robin Van Persie kaydetti. Konuk Mersin İdman Yurdu'nun tek golünü ise 45. dakikada Güven Varol attı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 64'e çıkararak zirve takibini devam ettirirken Sarı Lacivertliler lider Beşiktaş'la puan farkını yeniden 5'e indirdi. Konuk Mersin İdman Yurdu ise 21 puanla 18. sırada kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Mersin İdman Yurdu deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu ve 21 puanla son sırada kaldı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Ümit Özat, oyuna kötü başladıklarını belirterek Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı dedi. Çok söyleyecek bir şey yok. Yani oyuna kötü başladık. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Özellikle öğlen Kayseri Spor'un galip gelmesinden sonra çocukların biraz gardının düştüğünü düşünüyorum. Tabi üstünün Nakulma gibi, Serkan gibi, Mitrovic gibi oyuncular da olmayınca kolay değil burada Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmek. Önümüzde 5 maç var. Artık o 5 maç içerisinde matematiksel olarak bir takım şeyler netleşmediği sürece o mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Kazandığımız puanlarla kulübün borç yüküne bir nebze yardımcı olabilirsek ne ala onu yapmaya çalışacağız. Onun dışında yine Gökhan'ın dışında oyuna sonradan dahil ettiğimiz Ahmet diye bir kardeşimiz var. Genç oyuncular oynatıp yani seneye burada bir iki maç oynayarak seneye bu takıma katkıda bulunabilecek oyuncuları çıkarmaya çalışıp onların maç güvenlerini aşılamaya çalışacağız. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Ama matematiksel olarak bir şey netleşmedi sürece mücadeleyi sonuna kadar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Tarsus İdman Yurdu 32. hafta maçında sahasında Gümüşhane Spor'la karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Tarsus İdman Yurdu sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Taraftarların ilgi göstermediği maça Tarsus gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıktı. Mücadele boyunca oyunda üstün taraf olan konuk Gümüşhane Spor 10. dakikada Zahit de gole ulaştı. 31. dakikada gelişen konuk ekip hatağında Taşkın'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden yapmış olduğu sert vuruş üst direğe çarparak dışarıya çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha atak başlayan Gümüşhane Spor 49. dakikada aradığı golü buldu. Bu dakikada Raşit'in pasında Tarsus Kalesi önünde topla buluşan Hüseyin Ali topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk Gümüşhane Spor karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanı aldı.